Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Car Parking Roleplay'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Abla sen nasıl yürüyorsun böyle ya? Hatırlıyorsanız yeni bir seriye başlamıştık ve geçen bölüm gördüğünüz Tofaş'ı satın almıştık. Bu bölüm nasip olursa bu Tofaş'ı modifiye edeceğiz arkadaşlar. Şöyle sağıma soluma bakayım. Çok gerçekçi olmayan gerçek hayat roleplay'imize hoş geldiniz tekrardan. En son ne kadar paramız kalmış? 5791 liramız kalmış arkadaşlar. 50.000 lira paramız vardı ve yaklaşık bu kadar paramız kalmış. Bugün biraz daha para ekleyip bu Tofaş'ı modifiye ettirmeye çalışacağız. Faruk bizim için bir iş bulmuş. Çok ayrıntı vermedi ama birazdan arayacağım zaten. Yanına da gideceğim. Siz de daha fazla roleplay isterseniz aşağıdan bir beni bırakarak destek olabilirsiniz. Her 1500 like'da yeni bölüm gelecek. İlk bölüme 1100-1200 like falan atmışsınız. Lütfen 1500 like atın ki her gün atmaya çalışalım. Şöyle arabamızda binelim. Yavaştan benzinliğe doğru gidelim. Bir benzin alacağım arkadaşlar. Şimdi şu gazı dolduralım. Bu arada çok güzel yorumlar atmışsınız. Birkaçını şuraya koyayım. Teşekkür ederim desteğiniz için. Arabanın ismini en çok yorumlarda yazan Ofaş olsun demiştiniz. Gerçek hayattaki Ofaş'ım gibi. Ofaş varken bir de yanına 2 koymuşsunuz. Yani Ofaş 2 olsun demişsiniz. O yüzden Tofaş'ımızın artık ismi Ofaş 2. Neyse şu sağda duralım. Ben bir Faruk'u arayayım. Nerede olduğunu söyleyeyim. Bana bir konum atsın. Alo. 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 Abi. Efendim. Beni niye aradı şimdi ya? Ya oğlum sen niye her seferinde hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Hani işe ayarlamıştın. Bugün iş yapacaktık. Ne oldu ona? Yeni kalktım abi. Dur ne işi ya? Oğlum yeter artık şu uykunu çöz. Tamam tamam yakında çözeceğim. Neyse iş mi yapacak biz? Oğlum sen ayarlıyorsun ya. Amcamın işi vardı doğru. Oğlum senin de ne amcan varmış ya. Neyse ne yapacağız? Sen gel ben anlatacağım sana işi. Tamam tamam konum yolla o zaman bana. Tamam WhatsApp'tan hemen yolluyorum bak. Tamam hadi. Neyse hemen WhatsApp'tan konuma bakalım. Tamam çok da uzakta değil. 5 dakikada orada oluruz. Faruk'un bulduğu işlere pek güvenmiyorum ama belki güzel bir para kaldırırız arkadaşlar. Ben öyle aylık çalışmaları falan katlanamıyorum. Bir ay aynı yerde çalışmak bana çok mantıksız geliyor. O yüzden biz de günlük işler yapıyoruz. Arada Faruk bize işler ayarlıyor. Ona göre işlerimizi yapıyoruz. Geçen bölüm Tofaş'ı biraz yapmıştık ama tam usta olmadığım için ufak tefek ayrıntılarını yapmıştım. Bu sefer bir ustayı bırakacağız. Ama bize biraz daha para lazım. Çünkü bu hafta içerisinde kirayı da yatırmam gerekiyor. 3500. Yani bu işten bir 1000-2000 kaldırırsak fena olmaz. Tofaş'ı da düzgün bir şekilde yaptırırız. Evet bayağı bir yaklaştık. Kolum burada bir yerde ama hangi bina acaba? Tamam. Aa bizim Faruk da burada. Şu sağımıza solumuza bakalım. Şuraya park edelim aracımızı. Çekil lan ezdireceğim şimdi ya. Gel 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 gel. Topla topla topla. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyoruz şimdi burada? Olayı ne anlat bakalım. Şimdi amcam nakliyeye para vermek istememiş. Eve eşyası falan taşıyacakmışız. Öyle dedi. Neyle taşıyacağız oğlum? Bu Tofaş'la mı taşıyacağız? Ne yapacağız? Römörke bağlayacağız Tofaş'ı. Öyle. Ha. Yalnız benim römörk ehliyetim yok. Haberin olsun. Yakalanırsak sıçtık. Benim var. Tamam o zaman. Sen sürersin ya. Tamam öyle olsun bakalım. Tamam. Nerede römörk? Arka sokakta mı? Arka sokakta evet. Tamam. Hadi yükleyelim gelelim. Evet arkadaşlar. Römörke yükledik hepsini. Ben de bir bakkala gittim geldim. 2 tane Doritos cıbın aldım. Faruk da son malları yüklüyordu zaten. Faruk halloldu mu iş? Halloldu. Sen nerede kaldın ya? Tüm işi bana yıktın. Ya oğlum sana kay şekerin düşmüştür diye abur cubur falan aldım. Al diye şu çikolatadan. Snickers. Eyvah. Oy. Seversin. Çok severim. Yükler tamam değil mi? Bir sıkıntı yok. Tamam tamam yükler. Tamam hadi gidelim o zaman. Park şimdi şöyle yapalım. Buralarda ben süreyim. Ana yolda sen sür. Zaten buralarda polis çevirmesi falan olmuyor. Sıkıntı yok. Tamam öyle yapalım. Yalnız ne kadar para verdi? Şimdi parayı ne kadar verdi onu boş ver abi. Niye? Niye de bakayım. Niye? Niye? Niyemiş o? Şimdi arabanın benzinini ben yap. Vereceğim. Römörkü ben buldum. Yani işi ben buldum. Sonra seni ben çağırdım. O yüzden paramın bir kısmını ben almam lazım mantıken. Tam al da yani ne kadar olacak o? Yani şimdi %95'ini benim almam lazım. Oğlum araba benim. Benim araba olmasa neyle taşıyacağım bunu? Sen dedin de doğru. Sen de yardım ediyorsun. O yüzden %55 olsun diyelim. 50 yarı yarıya anlaşalım. 52 olsun. Ya oğlum sen ne kadar cimrisin lan böyle? Bana para lazım abi. Tamam bana da lazım. Bana daha çok lazım. Hem senin diğer amcanın Clio'sun oldu. Ne yaptın ona? İşte o Clio'yu alacağım. O yüzden para lazım. Bugün vermedim mi sana? Yok işte satın alacağım ya. Onu da bekliyor. Güvenmiyormuş bana. Allah Allah. Ya alırız ya onu da alırız. Merak etme sen. Neyse sana fiyatı şimdi, söyleyeyim. He söyle artık ya Allah'ım cimrisi. Şimdi 1500 verecekler. Sana ben 500 vereceğim. Oğlum ben... 750-750 anlaştık ya. Yarı yarıya. %50'si 1000 ne diyor bana. Sana da 500 kalıyor. Abi sen kim kandırıyorsun? Atarım lan seni. Nereden atarsın abi?
köprüden mi? Atarım lan köprüden aşağıya. Tamam hadi 750-750 anlaşalım. Tamam hadi anlaşalım. Ya bu Tofaş'ı aldık falan da oğlum. Basmıyor lan bu Tofaş. Ya abi bir de benim Clio'yu görüyor. Gitmiyor. Biz var ya bunu ne yapalım biliyor musun? Motorunu satalım. Serex motoru alalım. En azından biraz daha basıyor onlar. Mantıklı diyorsun aslında ama bilmiyorum. Var şu kenarda duracağım. Bundan sonrası sıkıntılı. Çevirme falan da olabilir. Hadi geç bakalım şoför koltuğuna. Bismillah. Faruk sen para lazım dedin. Bana da lazım oğlum. Tofaş aldık. Toparlamamız lazım. Ne yapalım abi? Bana da lazım. Tamam işte yarı yarıya yapacağız işleri. Kapacağız parayı. Yalnız ben Sami Usta'ya bırakacağım bunu. Tanıyor musun sen onu? Bizim Sami Usta. Ha bizim mahalledeki. Gittin mi sen hiç onu? Evet. Ona götürdüm amcamın arabasını. Ha, güvenilir değil mi? Sıkıntı yok. Arabayı ona bırakacağım. Birkaç gün duracak orada. Güvenilir herhalde ya. Motoru sökmezse güvenilirdir. Motoru söktü götürüyor. Ya sonunda gelebildik ya. Oğlum bayağı uzakmış mesafe. Evet evet ya. Yalnız amcandan Neymiş? Amcandan bir yüzük daha iste bence. O kadar gaz parası veriyoruz. Abi yüzüğü boş ver. Ona bile şükür ederim. Belki eksik verir. Oğlum eksik veriyorsa biz niye bu adamın işini yapıyoruz lan? Para lazım demedi mi sana? Ya, lazım da oğlum başka işler de yapardık. Neyse başka zaman başka iş yaparız. Zaten gündelik iş aradığımız için. Evet. Tamam o zaman. Evet. Hadi malları yükleyelim. Tamamdır işlemi de hallettik. Yavaştan ben Sami Üstü'nün oraya doğru gidiyorum. Faruk sıkıntı yoksa seninle beraber gidelim. Gidelim. De beni yolda bıraksam mı acaba? Uyuyacağım da. Ya tamam ya bırakırız sıkıntı etme. Yalnız römörkü evin önünde bıraktık. Sen halledersin onu. Artık kimden aldıysan. Ya ben tanıdığımın yerinden buldum ya. Verdi bana ödünç. İyi Faruk ben seni burada tükürüyorum. Allah. Hadi sen buradan evine git artık. Ben de Sami Usta'ya bir uğrayayım. Tamam eyvallah abi. Hadi sen hesaba atarsın parayı. 750 bak. Bir kuruş eksik olursa yakarım canını haberin olsun. Canımı nasıl yakacaksın? Orası bende kalsın Faruk. Hadi tamam, iyi bak. Öyle olsun. Yarın istiyorum paramı. Ha yarına kadar hazır et. Ya yarın değil de bir haftaya atacağım sana. Tamam hadi. Bir hafta zaten sürem var. Kirayı bir hafta içerisinde ödeyeceğim. Belki bir dahaki bölüm yeni bir ev arayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Sami Usta'ya aracımızı bir bırakalım. Hop gişe ücreti de ödüyoruz. O kadar vergilerimizle yol yapıyorlar. Bir de gişe ücreti alıyorlar her seferinde geçişten. Bu nasıl iş oluyor anlamıyorum ya. Hop Sami Usta'nın dükkanı da burası arkadaşlar. Şöyle ben aracı bırakayım buraya. Zaten arabayı da bırak demişti. Ben sonra ararım. Sami Usta ile görüşürüm. Şu anlık dükkanda görünmüyor zaten. Kontağını da üzerinde bıraktım. Dolmuşta artık eve gidiyorum. Evet arkadaşlar. 2 gün sonra merhaba. Şöyle kaldırımda duralım da araba çarpmasın. Sami Usta artık işlerini bitirmiş. Parasını da yolladım ben. Orada göstereyim. Şöyle 1766 lira paramız kaldı. Ustanın ne yaptıklarını birazdan göstereceğim. Zaten oraya gideceğim. Dolmuşta beraber. Olmadı Faruk Clio'yu alabilmişse onunla beraber gideriz yine. Bir sorarım. Bu arada hala paramı vermedi. 750 lira verecekti. Onun da bir hesabını soralım. Yarayalım. Alo. Alo. Alo Faruk. Abi yine aradım ben ya. Ne oluyor? Oğlum arayacağım tabii Allah Allah. Paramı vermiyor kaç gündür. Versene lan paramı. Dedim ya bir hafta. Adam şu an vermiyor parayı. Biz lan. Oğlum para vermeden niye iş yapıyorsun? Hatta sen de bir kere. Ev sahibi beni darlayıp duruyor şu sıralar. Ya ben de adamı darlıyorum. Verecek. Ha tamam. Bak 3500 lira para yapmamız lazım. Param azaldı. Abi biz bir 800'e anlaşmadık. Kaldı ya bir iş daha yapmamız lazım. Neyse. Yarın bir gün yapalım bir iş daha. Ayarlarsın. Tamam hallederim. Şimdi Sami Usta'dan Tofaş'ı alacağım ben. Clio var mı yanında alabildin mi? Ha aldım ödünç. Geziyorum hocam. Geziyorsun mu? Oğlum ilk defa uyumuyorum bak beni şaşırttın. Aldıysan arabayı gel o zaman yanıma. Beraber gidelim Tofaş'ı alalım. Dolmuş parasından da kurtar beni. Benzin parasını alırım. Ya tamam hadi. Geliyorum. Gel bekliyorum. Hadi kapadım. Hadi görüşürüz. Oğlum ne çabuk geldin lan. Hop. Bin. Bindim oğlum. Sen arabayı kapmışsın. Hayırdır vermiyor diyordun geçenlerde. Evet, verdi artık veriyor. Ya da zorla alıyorsun. Anladım. Kaç para istiyor bu arabaya? Abi şimdi bu arabayı 100 bin istiyor. 100 bin? Evet. Sende kaç var? Ben de şu an köşede meşede bıraktıklarımla beraber 50 bin nakit. Oho. 50 bin. Oğlum tamam yeter lan. Allah Allah. Bütün depoyu dolduracaksın şimdi. Hepsini ben ödemem ha. Haberin olsun. Nasıl ya? Al şuradan 100 lira. Atıyorum hesabını. At bekliyorum. Hadi hızlı. Yolladım. Eyvallah. Yalnız benim Tofaş'ı çok merak ediyorum ya. Ne oldu acaba? Ne yaptın ki sen Tofaş'a? Ya birkaç parçasını düzelt dedim. Motoruna bak dedim. Biraz motoruna baktı. İşte tampon halletmiş. Tamponlarını yenilemiş. Onlara bir bakacağız. Ya çok masraf yapamadım. 4000 lira falan tuttu zaten. Bir dahaki gidişimizde yavaş yavaş toparlıyoruz arabayı. Gerçekten iyi güzel oldu. Hayırlı olsun. Bakalım görelim gidelim. Hadi sağ olasın. Yalnız senin araba kara duman atmaya başladı ha. Çok hor kullanıyorum. Bak. Allah. Yo. Dur sakin ol. Tamam. Gaza getirme beni ya. Burası mıydı ya? Ha burası. Aa. Abi senin Tofaş mı? Aynen. Uy.
Ustam be. Dur lan dur. İnelim bakalım bir. Oo abi takas edelim mi ya? Yok oğlum daha yeni başladık. Evet arkadaşlar. Şimdi neler yapılmış onlara bir bakalım. Ön tampon tamamen değişmiş görüyorsunuz. Jantları da değiştirdik. Bu şekilde. Tofaş jantı taktık. 5 kol. Arka tampon da değişti tamamen. Bir de logomuz geldi. Hatırlıyorsanız logo falan hiçbir şey yoktu aracımızda. Hepsini sökmüşler. Yanına artık bir ofaş yazdırırız diye düşünüyorum. Şimdilik kalsın. Çok fazla para harcamayalım dedim. Bu arada telefonda görüştük ustamla bunları. Her şey güzel bir şekilde yapmış. Ellerine kollarına sağlık. Faruk kapışıyoruz mu lan? He? Abi kapışalım ama önce bir sorun var. Evet. Ofaş kim abi? Ofaş. Arabanın ismi. Tanıştırayım. Kara şimşek değil mi? Oğlum bu beyaz ki. Beyaz mı? He. Beyaz şimşek olsun abi. Kapışıyoruz mu onu söyle hadi korkma hadi kapışıyoruz mu onu söyle. Hadi gel. Hadi. Paramız biriksin arkadaşlar daha güzel daha iyi etiketler yaparız modifiyeler yaparız bu araca. Arabayı ben farklı bir renge boyamak istiyorum. O rengi yorumlarda yazın bir dahaki bölüm yapalım arkadaşlar. Aklımda bordo var belki turkuaz da olabilir. Bunu siz seçerseniz o zaman şöyle finalde Faruk'la kapışalım bakalım. Bakalım kim alacak. Hazır mısın lan Faruk? Hazırım abi hadi gel bakalım. Bir benzin deposuna. Yok. 500 TL'si. Tamam hadi 500 TL'sini. Ama ben kazanırsam hemen vereceksin. Tamam veririz merak etme hadi. Tamam. Yarış tünelin girişinde biter. Hazır mısın? Tamam. 3, 2, 1 başla. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Helal lan. Çok iyi gidiyorsun. Hadi oğlum. Oğlum. Yüzüstü bıraktın lan beni. Cam aç camı. Alo cam aç. Alo ne oluyor? Sağda dur. Faruk tokatladın beni bu sefer ama sen bir arabayı yapınca göreceksin. Tamam mı oğlum? Tamam. Al şu 500 liranı da. Ver. Beleş. Hesabına yolladım. Hadi bakalım. Eyvallah. Yalnız yardım edeceksin ha bana. Kiramı ödemem lazım. Bu ayda ödeyeyim. Sonra zaten çıkacağım gideceğim. Belki senin oralara falan taşınırız. Tamam olur. Bakarız. Tamam o zaman. Yavaştan evlere dağılalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. İkinci bölümümüz de bu şekilde olsun. Bence gayet zevkliydi. Dediğim gibi devamının gelmesi istiyorsanız 1500 daha katmayı unutmayın. Bir dahaki bölüm bu ofaşı güzel bir şekilde tekrardan modifiye etmeye çalışacağız. Tabii ki biraz daha para kazanmamız lazım. Faruk'la garip işlere girişebiliriz. O zaman artık kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.